Evet dostlar, bugün Alacaoluk Kalesi'ndeyiz. Diğer adı Gönen Kalesi. Romalılardan kalma bir kale. Mart ayının sonunda güzel bir hava yakaladık. Kaleye doğru şu an gözüküyor. Bir doğa yürüyüşü yapacağız. Aracımızı yukarıda bırakacağız. Yaklaşık 2,5 kilometre bir mesafesi var. Kaleyi göreceğiz. Çekim yapacağız. Hem de hava alacağız, doğa yürüyüşü yapacağız. Haydi başlayalım. Yürüyüşe devam ediyoruz. Alacaoluk levhasını gördükten sonra patika yoldan aşağı doğru yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek kaleye doğru yaklaştık. Araçla gelirseniz aracı yukarıda bırakabilirsiniz yolun üzerinde. Şu an kalenin tam altındayız. Evet, yürüyüş esnasında fındık ağaçlarına rastladık. Bol miktarda fındık ağacı var güzergahta. Yazın gelinirse burada fındık da yenebilir. Ardıç bu. Çok faydalı mı? Vallahi bilmiyorum. Sanki bunların küçük küçük tohumları oluyordu, onlar faydalıydı. Evet, kaleye giden yolu, patika yolu işaretlemiş belediye. Yani kaybolma ihtimaliniz yok. Buradan kale levhasını takip ederek ulaşacağız. Az kaldı. Aynen burada da yazıyor. Giriş burada mı sence? Bence burada. Burada değil. Kale yazmışlar. Ya hayır, bu normal giriş. Evet, kalenin girişine bulaştık. Şimdi kalenin içine doğru gireceğiz bakalım. Çok zarar görmemiş. Olabilir. Evet, kale içlerine doğru ilerliyoruz. Aynen. Havalandırma mı? Olabilir. Şimdi bunu bilgisayar ortamında böyle yapıyorlar ya, çiziyorlar ya. Böyle çizimini göreceksin. Ondan sonra geleceksin, burada inceleyeceksin burayı.
Evet, kalenin içindeyiz şu anda. Evet, şu anda kalenin zirvesindeyiz, en yüksek noktasında. Bu arada rüzgardan herhalde bayrak varmış. Bayrak düşmüş. Yiyen onu alalım, kaldıralım. Çekebilirsek bayrağı göndere çekelim. Ya sen dediğin yer burası işte. Belki de burası. Evet, biraz kalenin içinde geziniyoruz. Recep bir şeyler görmüş. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Ah. Evet. Kalenin girişi. Neresi? Düşmeyelim mi lan? Çukurlar olabilir. Bak. Bu ağaç bitmedi yerle hep bak şey. Yol, eski yol. Yol, evet. Hı, şuradan işte kalenin dışını gördük. Buradan da kalenin girişi. Evet, kale yürüyüşümüzü bitirdik. Dönüş yoluna geçtik. Çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Yeni bir yer keşfettik. Herkese de tavsiye ediyoruz bu rotayı. İnşallah başka bir rotada, başka bir yürüyüşte görüşmek dileğiyle.